bir ekranlara gelsin, daha dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Haklı olarak şunu söylüyor aile. Yani Covid olsa bile yayladasın, yaylada maske takmaya ne gerek vardı diyor. Ben gördüm çünkü. Yolda ağzında. Kendim gördüm. Gir görüntüye Acar. Savaş'cığım, evet. Haklı olarak aile diyor ki şimdi 2 saat içinde ne yapmış olabilirim? 1 saat içinde bir şey yapmış olabilirsin. Başkası da yapmış yok, olabilir. Demek ki hani, açık havada maskeye ne gerek var? Çenesinde de şurada. Ama ne var? Ama ne gerek var? Gördüm ne var? Sorabileceği bir şey de. Suzan'cığım hani, bir şey rica edebilir miyim? Tamam. Biz Savaş'la bir şey konuştuğumuz tamam, zaman kendi kendine konuşma ne olur rica şimdi, edeceğim. Şimdi maske çenesindeydi. Benim orada hani dün o halat yakakan burada. O kelimeleri duydum yani. Ağzından vurdunuz, gözünü patlattınız. Hani ama benim, izleyicilerin de kafası karışıyor. Herkesin kafası ama karışıyor. Ama benim çevrem beni bilir. Yani bağlanmak istedim, bağlanabilir. Benim kadına el kaldırmayacağımı herkes biliyor zaten. Peki başka bir meseleye gelelim. Şimdi kayınpederin Kemal Bey, ben diyor ki 8 Haziran'da diyor yaylada gördüm diyor. Aile de diyor ki belki günleri karıştırmış olabilirler diyor. Ben de diyorum onu. Sen de demişsin ki kaybolmadan önce ben Nuran'ı bir babasına götürdüm. Evet, götürdüm. Acaba o zaman görmüş olabilir mi diye söyledim. İşte o tarihi yanlış hatırlayabilir. Şimdi eviniz ne kadar uzaklıkta aynı köyün içinde? Yani Patika dediğimiz yolda 10-15 dakika sürer araba yolu da aynı mesafe. Ben hatta bundan akrabaları çağırmıştım. Ama bir şey merak edeceğim evet. Savaş, şimdi sonuçta babasıdır, aynı köyün içindedir, yürüyerek 10-15 dakikada babasını görmeye gidebilecek durumdayken bir engeli yok, bir şeyi yok. Yok. Sen neden? Çocuklarla beraber. Çocukları götürdüm ben yanında. Çocukları götürdün? Evet evet. Çocukları görsün niye, diye. Niye sen özellikle götürme ihtiyacı duydun? Yani görsün çocuk... diye torunlarına. Torunlarına hatta çünkü görmediler. Hatta babası da varmış yanında, öyle değil miydi? O zaman şey, da varmış ya, daha, Savaş o zaman beraber. Yaylaya çıkmış mıydınız? Yok, Ramazan'la beraber gitmiştik. Yayla ben başka bir şey mi? Öğrenmeye çalışıyorum Sema'cığım. Başka çıkmıştık bir şey öğrenmeye ya. Çalışıyorum. Çok rica ediyorum yani. Peki babası Kemal'in evine götürdüğünde yani çocuklarla, şimdi çocuklar olduğu için evet bunu mantıklı bulabiliyorum. Ama daha önce çocuklarla birlikte götürdüğünü ben bilmiyorum. Sadece Nuran'ı götürdün diye biliyorum. Yok yok, çocuklarla beraber götürdüm. Çünkü torununu görmemişti daha, oğlan torununu. Ne konuştunuz orada baba Kemal'le? Yok, gittik çocuklara şey yaptı, oturduk. Babasıyla arası nasıldı peki Nuran'ın? Benim bildiğim iyi. Korkar mıydı? Yani benim zaman yani ben bakın benim yanımda kimse korkmaz çünkü ben varım yanında da hani daha öncesini bilemem. Hani evlenmeden kim gittiniz önce... oraya? Kim vardı? Sen... Eşim vardı. Evet. Çocuklar vardı. Ben vardım. Babam dediği zaman ben hatırlamıyorum onu da bir de bunların akrabası vardı. Ramazan diye bir arkadaşım Kemal vardı. Bey orada ve Ramazan Bey orada. Onunla beraber gittik. Onun arabasıyla. Bende araba yoktu çünkü. Ha, onun arabasıyla evet, gittiniz. Onun arabasıyla gitmiştim. Yani şimdi senin kayınpederle Kemal Bey'le aran nasıl? Benim iyi. Hı. Yani iyiydi, böyle şeyim yoktu hiç. Hani konuşmamız iyiydi, hani sürekli görüşsem hani ben sürekli görüşmüyorum zaten ama hani görüştüğümüzde konuşuyorduk yani. Peki kayınpedere bu 31 Mayıs'ta eşine gelen mesajdan bahsettin mi o yok, gün? Yok hayır. Bahsetmedin? Yok. Peki Kemal Bey daha önce kızının kaçışları ile ilgili o gün sana bir şeyler sordu mu? Yok. Hiç konuşmadınız. Kaç dakika kaldınız kayınpederin evinde? Hani kaybolduğunu söyledik. Ondan sonra aynı şekilde ararız bir şeyler dedi işte orada. Tam hayır onu demiyorum. Eşinle beraber yanına gidiyorsunuz ya siz evet, kayınpederin. Evet. Kayınpederin yanına gittiğinizde kızım daha önce kaçtın mı, ne oldu, niye gittin? Onunla alakalı bir konu konuşmadık. Hiçbir şey konuşmadınız. Yok, konuşmadık. Kaç dakika kaldınız kayınpederin evinde? Yarım saat kalmış olabiliriz. Yarım saat. Çünkü o arkadaş da vardı yani yanımızda, hep beraber girmiştik içeriye. Hı. Akrabaları çünkü. Arkadaşın arabasıyla gittince fazla evet. Kalmadınız yani. Evet. Madem çocuklarının torunlarını görsün bir yarım saat, bir saat, 2 saat kalsın sonra getirirler. Yani gösterdik ondan sonra döndük geri geldik. Niye bırakmadın orada babasının yanına? Babası zaten rahatsız ayaklarından. Hani çocukları ben alıp geleyim yani. Çocuksuz ben duramam yani. Burada bile zor duruyorum şu anda. Bırakmadın evet. Kızı babasının yok, yanında. Yok bırakmadım. Peki Nuran'a kaybolmadan önce başka birinden de mesaj geldi mi? Bilemem. Telefonum çünkü. Ben telefon kontrol etmiyorum. Hani ekstradan böyle isimsiz bir numara mesaj geldi. Bana gösterirdi mesela. Ama böyle bir şey geleceğini bildiğim için, yani başıma geleceğini bilmediğim için ben onları hani aklımda tutamam ki, bakmışımdır, geçmişimdir belki. Başka birinden mesajı hatırlamıyorsun. Yok hani bir o Nihat dediğiniz işte hı-hı. O vardı. Bir de daha önceden bir tane belediyeden ne gelmişti galiba, tam hatırlamıyorum öyle bir şeyler. Hani hı-hı. isimsiz olarak. Anladım, peki.
Şimdi yayladaki eve çıkarken saat 15.30 civarı amcan seni gelip aldı değil mi? Arabasıyla evet, gelip seni aldı. Evet, arabasıyla geldi aldı. Arabada başka kim vardı? Kimse yoktu. Amcanın ikiniz mi vardınız? Evet. Peki sen arabadan yani çocuklara el salladığında, pardon eşine el salladın. Çocuklara da gördün mü? Çocuklar ne yapıyordu? Çocuklar evin içindeydi. Hani sevdim, kucakladım, indim aşağı. Hı hı. Kızın Meryem seni uğurladı mı? O 6 yaşlarında falan. O da evin içinde olması lazım. Evet, evin içindeydi o da. Pencerede sadece kim vardı? Hatırladığım kadarıyla eşim vardı bir el sallayan. Evin içinde görüşmüşsünüz. O kadar pencereden seni uğurlayacak kadar. Niye yaylaya gidiyorsun? Ne olacak? Uzağa gitmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Hani biz onu da en son amcam da işte hani çağıralım da hani gelmek üzere götürelim dedik. Evet. Yok dedi, gelmeyeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Peki yaylaya çıktığınızda eşin yok, eşin aşağıda kaldı. Evet. Yayladaki evde kimler vardı? Amcamın evinde mi? Evet. Yengem vardı. Babaannem vardı. Amcamın çocukları vardı. Yengen Hatice vardı. Evet. Amcan Emir vardı. Evet. Babaannem vardı. Babaannem vardı. Bir de amcanın çocukları vardı. Amcanın çocukları evet. vardı. O gün sen neden gitmeye ihtiyacı duydun ben gerçekten? Ben hep gidiyorum çünkü. Bunda ben hani sen yaylayı seviyor musun? Tabii ben köyler daha çok seviyorum yaylayı da. Siz bunda hani ben ne araştırdığınızı anlamadım ki. Şöyle anlamaya çalışıyoruz. Eşin evde ya. Bir tane küçük de çocuk var evet. ya. Ondan sonra insan ne bileyim eşine götürür ya da kendisi evde kalır vesaire. Yani yaylaya neden sık sık gitmek istiyorsun onu anlamadım yani. Ben yaylayı daha çok seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Hani yayların dağlarında, tepelerinde mesela. O ama normalde daha sen çok gezmeyi sevmiyorsun. Eşin seviyor daha çok. Nuran seviyor ya. Şey ortamında gezmem ben. Hani şehir içinde mesela. Ha, Nuran yaylaya gelmek istemiyor muydu? Gelmek istemedi. Ben kendisine söyledim. Gelmek istemiyorum ben dedi. Daha İlkinde de gelmek istemiyordu zaten. İlkinde de çıkmak istemiyorum. Ben çıkarttım yine. Hani gidelim dedim. Bir üç gün anneni görsün dedim. Bir daha geri geliriz dedim. Peki Nuran evden gittiğinde annen evde. Evet. Yeter Hanım evde. Baban evde. Evet. Şimdi annen canlı yayında karşımda. Bir ona konuşacağım şimdi. Ona çünkü en son dakikalarında o tanıklık evet, ediyor. Annen Yeter Hanım bizim için çok önemli bir tanık. Yeter Hanım'ı görebilir miyim? Yeter Hanım merhabalar. Hayırlı günler. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Şimdi sevgili Yeter Hanım, sizin gelin evden, sizin evden kayboluyor o gece. O geceyi bana bir anlatır mısın? Lütfen kimse kesmesin, evet. kimse müdahale etmesin. Çünkü sen oradasın, kocan orada. Bu gece buyur canım benim. Anlatır mısın o gece ne oldu 11 Haziran gecesi? Bu zaten günüzün boyunca çocuklarla geziyordu aşağı yukarı öyle. Ben evim işini yapardım. Çocukların peşinde gezemediğim için onunla çocukların sen bak ben evimi işini yaparım dedim. Bunu yapayım dedim. Ondan sonra saat 3 gibiydi işte o Savaş amcasıyla da yayılıya döndüler. Camdan aşağı anası yalan söylüyor da. Camdan aşağı bay bay etti Savaş'a eliyle. Ha, sonra? Ben gözde kapının önündeydim gözlerimle gördüm. Onunla gittiler akşam oldu. Yemeğimizi yedik, içtik. Her akşam çay içiyordu. İşte derim de. O akşam çay içmeden çocuklara yatırırsa canı çıkıyordu. Ben neden bileceğim adamın şeyini, fikrini, kalbini? Kızım çay içmeyelim böyle akşam dedim. Yok içesim yok ana dedi. Çocuklar aldık etti odaya saat 10'da. Saat 10'da aldık etti. Biz de uzak bir yere geçiyorduk. Gülüklük bahçe dibine. Ablam vardı, benim ablamla. Biz de 10.30'da yattık, sabahtan erken kalkalım diye. 10.30'da da biz yattık, normalde 12'de yatıyorduk biz hep. 10.30'da yattık, tabii ilk uyumuz, uyumuşuk. Gözümü, kulağıma bir ımaz ımaz bir ses geliyor bir taraftan. Allah Allah diyeyim, bu ses neden geliyor diyeyim. Hemen kapıya vuruyorlar, hem ağlama sesi. Kalktım, oturdum yatakta. Daha nereye gideceğimi bilmiyorum. Acı oturdum. Sonra kapıyı buldum artık, kendime geldim, kapıyı buldum. Kapıyı açtım, baktım aha odadan geliyor ses. Bağdım kapıya, vuruyorum, Nuran kızım ne dersin, açsana kapıyı, bir şey mi oldu sağa diyeyim, bilmiyorum artık ne olduğunu. Aç kapıyı diyeyim, hiç ses sağda yok. Kız yırtılıyor oğlan da. Kızım dedim, kapıdan, ahasından anahtarı al dedim, altından bize verebilirsen dedim. Dedi kız altından, kapıyı bir açtım. Daha ne olduğumu bilmiyorum. Cam açık, küp gibi karanlık. Çocuklar ağlamışlar, gözlerinin önünde zımbık gibi yaşayıp ağlaşıp çığırışıyorlar, kırmızı gibi üşümüşler. Ondan aldım bunları, ben şeyler ettim. Bunların sesini kesmeye uğraştım, su mu verdim, bir şeyler ettim, korkmuşlardı diye. Adama dedim, adam dedim, sen dedim
babasına, anasına dedim. Hey ya telefon et dedim. Daha ne yapacağımı bilmiyorum yani. Ben şaşırdım artık burada. Hey ya telefon et dedim. O sağa sola telefon etti. Tabii ulaşabildi yere ulaştı. Ulaşamadı yere ulaşmadı. Sabahtan saat 8'de ben aradım hısmımı şimdi bak. Hısmımı yarı yalan konuşuyor da. Oraya birazdan gelelim. Yeter Hanım. Yeter Hanım. Hanım. Oraya birazdan gelelim. Kısım, oraya bir dakika canım. Oraya ben birazdan gelelim. Sataşmayın. Yalan konuşuyorum. Suzan Hanımcığım çok önemli bir şey. Çünkü en son anları not tanıklık ettiği için Yeter Hanım benim için çok önemli. Yayınları takip ediyorlar. Bana şunu söyler misin Yeter Hanımcığım? Şimdi...